Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok önemli bir video ile karşınızdayız. Yalı Çapkını'nın 84. bölümünde neler olacak? Ayrıntıları aktaracağım. Tüm detayları bu videodan öğrenebilirsiniz. Sadece sonuna kadar izleyin. Ve aynı zamanda Seyran ve Ferit ayrılmasın diyenlerden en az 200 beğeni bekliyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi gelelim konumuza. 84. bölümde neler yaşanacak? İlk öncelikle... Ferit halen daha diyardan ayrılmak istese de ayrılamadı. Diyardan ayrılacak mı arkadaşlar 84. bölümde? Evet zaten son sahnede artık kavuşma sahnesi oldu. Ee, Yalı çapkını e, bunu zaten bu şekilde nitelendiriyor. Artık kavuşma sahnesi gerçekleşti diyor. Ve o nedenle. E, ee, Seyran ve Ferit biliyorsunuz artık son sahnede kavuştu birbirlerine. Ee, Ferit yüzüğü attı ve ciddi anlamda Diyar'a da ayrılmak istediğini söyleyecek. Zaten Diyar bunun farkında aslında. Yani Diyar Ferit'in ayrılmak istediğini farkında. Sadece Ferit'i kaybetmek istemiyor. Ve aynı zamanda şunu da unutmayın. Biliyorsunuz e, Seyran ve Ferit tekrardan birlikte olacak ama diğer karakteri diziye veda etmiyor arkadaşlar. Diğer diziye devam ediyor ve o nedenle şunu da belirtmek gerekiyor ki Diğer Seyran ve Ferit'in arasını bozmak için Arasına girmek için yeni yeni oyunlarla Seyran ve Ferit'in arasını bozacak Şimdi bu çok önemli bir konu 84. bölümde tam anlamıyla artık Seyran ve Ferit sahnelerini sık sık göreceğiz Bundan emin olabilirsiniz Seyran ve Ferit artık 84. bölümle beraber birlikte Onu belirtelim Peki şimdi çok önemli de bir konu var bir yandan. Ee, bu arada Seyran ve Ferit'le alakalı ilerleyen sürelerde e, özet aktaracağım ama şu an bu konuya geçmek istiyorum. Betül konusuna geçmek istiyorum. Betül ve Orhan konusuna. Arkadaşlar Betül'ün çocuğu %80 %90 Orhan'dan değil. Yani Betül'ün çocuğu Korhanlardan değil arkadaşlar. Şimdi durum böyleyken eee hali sahada diyor ki çocuğun işte babalık testi yani kime ait olduğu vesaire bunun testi yapılsın eğer Orhan'a çıkarsa ondan sonra üstümüze alalım diyor. Ve Halis abi bunu ciddi anlamda diretiyor. Ancak Betül bunu kabul etmeyecek. Ama tabii ki Halis istedikten sonra da zorunlu bir şekilde bunu yaptıracak ve çocuk Korhanların üzerine değil. Yani Orhan'dan olmayacak. E, muhtemelen bir e, çalışan var. Bir e, şoför var. O şoförden çıkacak muhtemelen çocuk ve ee, bu sefer de ne olacak? Betül Yalı'dan kovulacak. Ee, çocuğa bakılmayacak. Ve korhanlardan olmadığı için... Artık 84 85 86. bölümlerde Seyran ve Ferit evliliği gündeme gelecek. Seyran ve Ferit evliliği tekrardan evlenme konusu gündeme gelecek ve e, Korhanlardan herhangi bir torun da çıkmadığı için yani şu an bir torun sevinci var ve e, özellikle bu torun çok önemli Korhanlar için ama böyle bir torun olmayacağı için artık tüm gözler Seyran ve Ferit üzerinde olacak. Yani Seyran ve Ferit'ten gelecek bir çocuk e, korhanları ümitlendirecek. O nedenle e, kısa bir süre içerisinde evlilik artık konusu e, diziye dahil olacak. Yani muhtemelen 86, 87 bu civarlarda evlilik olur e, veya evlilik olmasa da evlilik düşüncelerine girilir. Ardından da evlilik olur vesaire. Sonra da bir çocuk isteği olacak Ferit'in muhtemelen önümüzdeki bölümlerde ve e, bu çocuk isteği çok önemli. Çünkü artık e, Korhan'lardan da bu bölümlerde o çocuğun Orhan'dan olmadığı belli olacak ve ardından herhangi bir torun olmadığı için e, Feritle Seyra'nın yapacağı bir çocuk, e, onlardan gelecek bir halisaya torun bu e, onları çok değerli kılacak o nedenle dizinin ilerleyen bölümlerinde de bunu çok rahatlıkla görebileceğiz bir yandan da zaten Halis Hanım biliyorsunuz bir torun isteği vardı hani e, bu torun isteğinde yine gerçekleştirmiş olacak Seheran ve Ferit. Dediğimiz gibi diğer karakter diziye devam ediyor. O nedenle hani Seyran ve Ferit arasını bozmak için elinden geleni yapacak. Bir diğer konu da şu arkadaşlar. Şimdi ilerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit hala daha kavuşmuş mu olacak? Şimdi bu son sahneyi Ferit Diyar'a anlatacak mı? Yoksa Ferit önümüzdeki bölüm Diyar'a gidip ayrılma konuşması yaptığında ayrılabilecek mi? Bu da merak ediliyor. Çünkü 83. bölüm birazcık istenilenlerin altındaydı. Hani 83. bölümde tam anlamıyla Seyran ve Ferit kavuştuğunu bilmek istiyordu ama şu an aslında baktığımızda son sahneyle birlikte her şey tam anlamıyla e, bilindiği gibi değil. tabii ki Ferit Seyran'ı istiyor ama biliyorsunuz diğer planlar yapıyor ve diğer Ferit'i bırakmıyor. Diğer e, Ferit ayrılmaya gittiğinde de zaten diğer onu bırakmadı. Yeni yeni cümleler kurarak e, bahaneler üreterek Ferit'ten ayrılmak istemediğini işte onu affettiğini vesaire söyleyerek ne yaptı? Ondan ayrılmadı. O nedenle bu tarz planlarla Ferit'i e, yıldırmaya çalışabilir ve ondan e, ayrılmayarak açıkçası e, Seyrana birlikte olmakta zorluk çekebilir. Önümüzdeki bölüm bunu çok rahatlıkla göreceğiz ama önümüzdeki bölümde yüksek bir ihtimalle artık Seyran ve Ferit kavuşması gerçek olacak. Çünkü hani son öpüşme sahnesi vesaire bunlar Seyran ve Ferit'in artık gerçekten birlikte olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli sahneler. Önümüzdeki bölümlerde de göreceğiz. Sinan karakteri 84. bölümde yani önümüzdeki bölüm diziden çıkmış olacak. Ailesiyle birlikte diziye veda etmiş olacak. Yeni gelen oyuncuları da fotoğraflarıyla beraber yeni bir videomuzda aktaracağım gün içerisinde veya yarın. Ama bu şekilde e, Sinan diziye veda edecek. Korhanlardan dediğimiz gibi e, Yalı bu arada artık biliyorsunuz Sunan'ın zaten ama e, Abidin'in herhangi bir sorunu kalmadı Halis Ağa Bu sorun çözüldü ve o nedenle artık bu da çok önemli bir gelişme. Artık Yalı'da bu tarz sorunlar kalmadı. Yalı'da koskocaman bir aile toplanıyor. Yalı gitgide büyüyor arkadaşlar. Gerek Abidin'le e, gerek e, Seyranlarla. Çünkü Seyran ve Kazım Ağa ailesi de e, Kazım Ağa e, artık yalıda kalmaya devam edecek. Biliyorsunuz zaten önümüzdeki bölüm muhtemelen Seyran ve Ferit artık tam anlamıyla kalışmış olacak ve o nedenle artık Seyran'ın ailesi de Antep'e vesaire gitmeyecek. Yalıda kalmaya devam edecek ve yalı kalabalıklaşacak. İlerleyen bölümlerde de zaten Betül sorunu vesaire çıkacak. İlerleyen bölümlerde yeni yeni sorunlar daha çıkacak. Betül'ün eski sevgilisi vesaire bunlar gelecek arkadaşlar. Ve yine dediğimiz gibi e, Abid'in sorunu ortadan kalktı ama yeni yeni sorunlar gelecek. Bakalım senaristler ne yapmış gerçekten merak ediliyor. Çünkü şu anda açıkçası baktığımızda çok önemli bir şey de söylenemiyor. Ama tahminen de şunu belirtebilirsek. E, şirketle alakalı sıkıntılar olacağını söyleyebiliriz yani şirkette bazı sıkıntılar olacak ekonomik açıdan çünkü Seyran ve Ferit bunu toparlayan yani şirketi toparlayan, maddi açıdan da önemli bir konuma getiren kişiler haline gelecekse yaram ve Ferit çifti. O nedenle önümüzdeki bölümlerde e, yüksek ihtimalle yeni yeni sorunlar çıkacak ama bu sorunlar birazcık da aşktan ziyade yine e, aşktı, aşkla alakalı sorunlar da olacak elbette. Diğer meselesi bunlar hep araya girecek ama e, bu süreçte en önemlilerinden biri şirketle alakalı bir değişiklik, şirketle alakalı bir sıkıntı olacağı tahmin ediliyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani önümüzdeki bölümlerde Halis Ağa'nın sağlık sorunları çekebileceği ve diziye veda etme olasılığının olduğu da yine söylenenler arasında sizlerin bu süreç hakkında ve konu hakkında düşüncelerini de merak ediyorum. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten yeni yeni gelişmeler yaşanacak. Setten gelen görüntülerle, fragmanlarla yeni yeni analizlerimiz gelecek. Sizlerin, sizlerden tekrarcağımız bizleri takip edin. Çünkü takip ederseniz doğru analizlerden haberiniz olur. Sizler de bilgilenirsiniz. Sizleri de çok seviyorum. Bilmiyorum düşünceleriniz nelerdir bu konu hakkında ve dizi hakkında düşüncelerinizi de yoruma yazınız. Görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.